Standan Atan Server'ından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bay Gezgin. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Bir önceki videomuzda 81 leveldik. Takip edenler biliyordur zaten. Karakterimi 95 level kasmak için sürgün mağarasına girdim. Dünden bugüne 86 level olduk. Şu an sürgünün en büyük odasındayım. Gördüğünüz gibi küçük haritada ejder altındaki sürgünün en büyük odası burası. Şimdi bu odada kasılmak için neler yapabiliriz? Benim gibi eski oyuncular muhtemelen itemlerini şu şekilde dizip şeytan ok ölümsüz, sertem kritik, şeytan hifi, yine defansa önem verip şamanından da artıyı aldım mı bu iş tamam diye düşünüyorlardı. Yani önce itemleri bir göstereyim en baştan. 44 ortalama +8 zehir kılıcı. 10 yara 10 büyü, +8 korku maskesi, 15 rüzgar, 1500 TP, siyah çelik, 12 güç, 6 şeytan, sersem, şahin, 20 ölümsüz, 20 şeytan, 15 ok, abanos küpe, 8 sersem, 5 kritik, 1000 TP, cennetin gözü kolye, 15 büyü, 10 şeytan, 5 TP, aktörde 10 rüzgar, cennet bilezik, 3 kritik, 3 tersem, 3 yavaşlatma, 2000 ipi, +9 deri çizme ve şöyle de ortalama 10 ortalama bir kral kuşağım var. Ayrıyetten yine şimşek tılsımı. Yani burada karakterler şimşek olarak geçiyor. Bu itemlerle şimdi bir şu slotların içerisine girelim. Bakalım ne olacak. Artımızı alalım şamanımızdan. Çünkü bu odada bu odanın içinden geçerken dahi ölmüşlüğüm çok oldu. Şimdi size ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu itemlerle burası ilerlemiyor. Yine odanın başına varmadan öldük. Şimdi bu odayı komple toplayıp keseceğim. Sadece birkaç itemle bu odada tank olabilirsiniz. Evet, komutanımızı gönderdik. Şimdi arkadaşlar geçiyoruz 3. envanterimize. Öncelikle sağlam vurabilmek için 20 şeytan. Şöyle kostümümüz var. Sonrasında dayanıklılık için şimşek. Atak için yine şeytan geldi. Onun için 15 şimşeği zorlamadım. 15 şimşek, 15 pençe. Yine 15 şimşek dayanıklılık için. Ayrıyeten 4 bon verdim. 15 şimşekli +8 korku maskesi aldım. 20 orku da var. Jotun kesimlerinde işimize yarayacaktır. Sonrasında bakır kolye. 10 ok. 2000 ip. Sonrasında 5 kritik 10 ok. Tahta ayakkabı. Yine 1000 ipili. Sonrasında 10 ip aktörde 15 şimşek, beyaz altın bilezik ve oyunun şu şekilde 10 şimşek, 15 ok, 2000 ip, 10 kılıç, çeliğimizde giydiğimizde burası bizim için çocuk oyuncağı haline geliyor. Yani full şimşek dizerek burada dayanıklılığımızı maksimum seviyeye ulaştırabiliriz arkadaşlar. Ve oyunun vermiş olduğu şöyle bir silah var. Kostümlerden dolayı şu yukarıda görmüş olduğunuz set bonusu. Yani beceri hasarı 5. Düz vuruşları normal elimdeki 44 ortalama zehire göre aynı. Fakat botta kastığımız için skillleri de açıyorum. Skilli gördüğünüz gibi zehirde büyülü saldırı değeri yok.
Bunda büyülü saldırı değeri var. 20-22K'ya varan çevirme, 10-12K'ya varan hamle atışları yapıyor. 70 level silahıydı bu. Bunu da şuradan oyun görevleri tıkladığınızda, burada bir silah daha var. Bunu almadım. Onu mapta denemek istiyorum. Böyle oyunun verdiği bir silah bu. 15 gün sizinle birlikte. Ücretsiz. Bugünler için saklamıştım. Şimdi de ekmeğini yiyorum. Evet, şimdi denememizi yapalım yeniden. Artımızı alalım. Artıyı almaya da aslında gerek yok da. Daha hızlı olması için yüzüğümüzü de takalım. Çünkü ben videoyu burada size gösterip bitirip katılmaya yine devam edeceğim. Hedefim 95. Otomatik av. Bunu çok beğendim. Çok güzel. Hani normal elle kasımdan daha hızlı kasıyor. Ve bilgisayar başında olmadığınız zamanlarda da açıp koyabiliyorsunuz. Daha küçük odalarda özütünüz varsa, açtığınız takdirde, siz bilgisayar başında olmasanız bile kasmaya devam ediyor. Kaydet dediğimizde bu şekilde kalıyor arkadaşlar. Bu şekil yerden kasımlarda komboyu mutlaka açın. Slotun fazla ileri tepmesini engelliyor. Şimdi odanın ortasına varalım. Başlat dedik. Şeytanım çok fazla değil. Toplamda 20, 30, 36, 46. 46 şeytanım var. O yüzden damagem biraz düşük. Bot kendisi bastığı için zaten pot basma gereği de duymuyorum. Yarıya ayarladığım için, can yarıya vardığında karakter kendisi potunu basıyor. Eskiden çok zorlandım. Şu anda hiçbir zorluğu yok yani. Bot birçok oyuncuyu bu eziyetten kurtardı. Enerjimiz bitmiş. Ona da basalım. Enerjimizi de fulledik. Bu da çok güzel bir şey arkadaşlar. Gayet işe yarıyor. İtemleri yeniden göstermek istiyorum. Arkadaşlarıma yardımcı olmak için. 15 şimşek. Şu zaten sabit. Bu da sabit. Her zaman kullandığım itemler. Buraya bakır kolye. Art 9. Bunda ok savunması olursa, bilgisayar başında olmadığınız zamanlarda canınız daha az gider. Dolayısıyla uzun süre pot bitmeden kasabilirsiniz. O yüzden ok savunmalı tercih ettim. Yine aynı şekilde ok savunmalı, mini ipili, tahta ayakkabı. 10 hippie absorde, 15 şimşek, beyaz altın bilezik. Bunu hippie'li, 15 şimşekli cennet bilezik yapabilirsiniz. Daha da güzel olur. Kendiliğinden 10 kritiği var. Ayrıyetten saldırı hızı da bundan 3 daha fazla. Cennet bileziğin saldırı hızı 10. Beyaz altın bileziğinki 7. Başka şöyle dandik büfetim var. Bu da burada level aldı. 10M'ye bir berkeser aldım. Okuttum. 9 STR verdi. Yine 5M'ye vampir kitabı aldım. 5 IP asör de verdi. Hani bir tık daha benim kolay ilerlememi sağlıyor. Geleceği yok. Hani bu levelde kalacak. Bir PTF sunlama falan denk gelirse belki deneyebilirim. Başka bir şey yok arkadaşlar. Şimşek tasımı burası şimşek olarak geçerliydi. Fakat savunma olarak yapabileceği bir şey yok. Karanlık direnci katakomb için, kule için geçerli. Dünya direnci kızıl orman için geçerli. Buz direnci sürgün kat, sürgün mağarası birinci kat için geçerli. Hani burası için
çok etkili bir şeyi yok. Sadece şimşek gücü. Yani artı bir buraya damage şansı veriyor bana. Ayrıca simyan da yok. Gördüğünüz gibi hani vurmuş olduğum damagelerde simyanın bir etkisi yok. Hani hiç takılı simyam yok şu anda. İlerleyen zamanda onlar da olacak. Daha önceki videolarımda olduğu gibi ben yine sizlere bilgilendirici videolar hazırlamaya devam edeceğim. Çünkü biz bu oyunu bu şekilde öğrendik. Ayasofya, Karesi, serverlarında, Dandanakan serverlarında daha yeni bu karakterle aktif olmaya başladım. Şu anda buradaki insanların birçoğu, hatta buradaki değil oyun genelindeki herkesin birçoğu ben bileyim de kimse bilmesin, ben yapayım da kimse yapmasın havasındaki insanlar olduğu için bildikleri bir şeyi saklama gereği duyuyorlar. Ayasofya'da oynarken bugün ben bir şey bulduğumda düşman bayraktaki oyuncunun dahi haberi olurdu. Herkese söylenirdi. Şu an herkes bir şeyleri gizleme modunda. Adam utanıyor. Utanmadan envanterindeki itemleri buzluyor görmesinler diye. Ben buna son vereceğim. Bu oyunda en kolay, en hızlı şekilde bir şeyleri nasıl yapabileceğini size göstermeye devam edeceğim arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Like atıp abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bol şanslar.